Adım adım LGS'yi tekrar hazırlanıyoruz dedik arkadaşlar. Son bir gündeyiz. Yarın 24 Ocak Pazartesi Türkçe videomuzla başlayacağız. Sizlerle birlikte ilk tekrar programında mükemmel bir şekilde LGS'nin yarısını tamamlayacağız. Birinci dönem konularını tekrar edeceğiz ve ikinci döneme bomba gibi gireceğiz ve LGS soruları geldiğinde yani 2022 soruları geldiğinde biz burada izleyeceğiz, biz hazırız. Ama bunun için adım adım sabırlı ve dikkatli ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Günün sonuna baktığımızda Rogaya Armi diyor ki... ...15 tatilde eksiklerimi kapatıp ikinci dönemden sıkı çalışmaya başlarsam... ...fen lisesini kazanabilecek miyim? Cevabını yazıyorum Rogaya, net bir şekilde yazıyorum. Evet, evet, evet. Neden? Çünkü günde 250 soru çözersen sınava kadar çözeceğin soru sayısı 20.000'i 20 bulur... ...ve LGS'yi böyle sarsarsın. ya yani kitapçık böyle sarsılır, aman Allah'ım der. Neden? Çünkü çözdüğün her bir sorunun yanlışını, çözümünü, doğrusunu öğrenirsen artık çıkabilecek her tür soru tarzına karşı hazır olmuş olursun ve Türkçe inkılap din İngilizce, fen, matematik hepsinde yapabileceğin en yüksek netlere ulaşırsın. Dolayısıyla 15 saat eksiklerini kapatman için zaten bizler yarın itibariyle LGS'lik tekrar programımıza başlıyoruz. Muhteşem bir şekilde tüm tohum işlapçılarına ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programımızı dağıttık. Harika bir şekilde tekrarımızı yapacağız ve birinci dönem konularını bitirip ikinci döneme bomba gibi gireceğiz. Sen de ikinci döneme günde 250 soruyla başlarsan LGS kaçacak yarar. Eyvah Rogai Armi geliyor kaçarlar. Bu hepiniz için geçerli arkadaşlar. Elif Boyraz'ın sorularına bakalım. Deneme etlerim kötü nasıl yükseltebilirim? Arkadaşlar deneme netlerinizin kötü olmasının iki sebebi vardır. Daha doğrusu üç sebebi vardır. Bir, koneksiğiniz olması. Bunu zaten çalışarak kapatacağız. İki, yanlış denemelerden yani soruları esasında sınava uygun olmayan sınav üstü denemelerden çözüyorsunuzdur. Bu da bazen hatalara sebep olabilir. Üçüncüsü de tüm senenin sorularını çözerseniz. Mesela LGS sayısal 2021'i çözerseniz e, i̇şlemediğiniz konular var. E tabii ki yanlışlarınız çıkar. Dolayısıyla bizler zaten LGS tekrar programımızda birinci dönem tekrar derken ve burada konuları ona göre hazırladık. Denemelerimiz de hatta bu LGS tekrar setinin içerisinden çıkan denememiz arkadaşlar sadece birinci dönem konularını içerecek şekilde koyduk. Yani böylece siz tüm konuları bitirdiğinizde kaç net yapabileceğinizi de görmüş oluyorsunuz. Deneme analiz sayfalarıyla da yanlışlarınızın üzerinden geçiyorsunuz. Burada sadece birinci dönem konuları var ve artık netleri artırıyorsunuz. Burada yaptığınız netler esasında sizin sene sonundaki netleriniz. Ha, sene sonuna kadar netlerinizi artırmak adına da tabii ki bol bol yeni konu, yeni sorular, yeni yanlışlar ve yeni yanlışların doğru çözümlerini öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla deneme netlerimizi düzeltmenin en güzel yolu birincisi doğru kaynaklarla çalışmak, ikincisi de vazgeçmemek Elif. Birinci dönem ağırlık vermedim. 15 tatile ve ikinci dönemde düzeltebilir miyim? Kesinlikle düzeltebilirsin. Zaten bizim LGS ilk tekrar programımızın amacı bu. Türkiye'deki bütün kitapçılara ücretsiz bir şekilde LGS tekrar programı dağıtmamızın sebebi bu. Arkadaşlar gidin bunlara bakarak çalışın. Güzel güzel çalışın. İster koneksiyeniz varsa temel tekrar programı uygulayın. Eğer koneksiniz yoksa yenisi soru pratiği ile seviye yükseltmek için nitelikli tekrar programı uygulayın istiyoruz. Amacımız sizleri o güzel liselere sokmak. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, işte Anadolu imatip liseleri fark etmez. Hangisi artık bilmiyorum. Bütün bunların hepsi sizler için. Ben şimdi çalışsam girebilir miyim? Hayır beni almazlar. Hocam geç 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 bekleme yapma derler. Ama sizler çalışırsanız gür diye içeri girersiniz arkadaşlar. Sizi kimse durduramaz. Dolayısıyla birinci dönem konularını tekrar edelim. LGS'lik tekrar programından sonra da muhteşem bir şekilde ikinci dönem konularını çalışacağız çalışacağız. Son tekrarımızı Mayıs'tan Nisan'da yapacağız ve ardından da o güzel liselere gireceğiz. Matematik fenin üstesinden nasıl gelebilirim? Arkadaşlar matematik ve fen tabii ki birbirinden farklı değiller. İkisi de sayısal dersler ama fen biraz daha kolay. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Fen de hedefimiz 20'de 20 olmalı. 20'de 19'dan aşağısı olmamalı. Çok sıkı çalışmalıyız. Fen de konuları çok ciddi bir şekilde soru çözerek, öze çıkararak, videolarımızdaki taktikleri izleyerek başarabilirsiniz. Matematikte de sabırlı ve ihtiyatlı davranmanız gerekiyor. Matematikte bir Bilhassa direkt olarak yenilmesi sorudan başlamak bazen morali bozabiliyor. Yani ilk başta temel sorular, sonra orta seviye sorular, sonra sınav tarzı sorulara geçmek gerekiyor. Sınav tarzı soruları çözerken de yani diyelim ki... Şurada göstereyim. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımızın içerisinde bayağı sınav tarzı sorular var. Önce ortanın üstü sorular sonra sınav tarzı soruları geçiyor. Burada bu soruyu çözerken de normalde LGS'de size ne veriyorlar bakalım hemen. Hem buradan görelim. Toplam soru sayısı 40, sınav süresi 80 dakika. Demek ki bir soruya 2 dakika veriyorlar. Ama sen bir soruyu şimdi 2 dakikadan daha fazla verebilirsin. 10 dakika ver, önemli değil. 9 dakika ver. İlk başta 10 dakikada çözersin. Sonra bu soru sayfayı 10 dakikada çözdüğümüzde bu sayfayı bir soruyu 7 dakikada çözersin. Sonra 6 dakika inersin. Sonra 4 dakika inersin. Sonra 3, sonra 2 zamanla artık 2 dakikada çözebilmeye başlarsın. Dolayısıyla ilk başta sabretmek, vazgeçmemek gerekiyor. Bu şekilde matematik fenin üstesinden geliyoruz. Full çekmek için ne kadar çözmeliyim? Full çekmek için arkadaşlar sınavda 90 soru çıkıyor biliyorsunuz. 50 sözel, 40 sayısal. Eğer günde 180 soru çözerseniz çok iyi bir çalışma yapmış olursunuz. Eğer bunun 3 katı olan, 93 katı olan 270 soru çözerseniz gerçekten full'e yakın netlere yaklaşabilirsiniz. Ama Burada önemli olan şey şu. 270 değil, 2700 de çözüp eğer yanlışların üzerine gitmezsen, burada yanlış yaptığın sorunun cevabını karakutu okutarak öğrenmezsen, yanlışlarınla alakalı burada denemede olduğu gibi analiz sayfalarından faydalanmazsan, yani şuradaki pardon, şuradaki analiz sayfalarından faydalanmazsan, ya işte yanlış yaptık, hayırlısı deyip geçersen olmaz. O soruların yanlışlarına çok iyi bakman lazım. O yanlışları bir daha yapmamak üzere ısrarcı bir şekilde öğrenmen lazım. Yani inkılap tarihinde fende matematikte bir yanlış yaptığın zaman o yanlış artık senden kaçmalı. Eyvah eyvah Elif geliyor ben bir daha yapamayacak beni yanlış. Eyvah eyvah diye senden kaçmaya çalışmanı. Dikkat eksikliğinden dolayı da hata yapmamak için çok ciddi dikkatli bir şekilde çözmeniz. Mesela ben şunu da görüyorum. Denemeyi çözüyor öğrenci. Diyor ki ya hocam evde biraz dikkatim dağıldı o yüzden böyle yanlış yaptım. Hayır öyle bir şey yok. Çok dikkatli çözeceksin. Her bir denemeye çok önem vereceksin. Sınav anı gibi çözeceksin. Hocam telefonla oynuyordum o sırada o yüzden kaçırdım soruyu. Yok öyle bir şey. Her soruyu dikkatli bir şekilde çözeceğiz. Hiçbir soru bizden kaçmayacak. Her soruyu sınavda çözüyormuş gibi dikkatlice çözeceğiz. Hata çıkacak mı? Çıkacak. Çıksın. Bir sürü yanlış çıksın. Hiç önemli değil. O yanlışların hepsinin doğrusunu öğrendiğinizde sınavda hiçbiri çıkmayacak arkadaşlar. Yeni nesil mi yoksa eski nesil mi çözmeliyim? Arkadaşlar eksik olduğunuz konularda ilk başta eski nesil sorular çözebilirsiniz. Ama zamanla zaten yeni nesil soruları da çözmemiz lazım. Bir de şu da önemli. Türkçe'de Matematikte fende yenisi soru ağırlıklı çıkıyor. Yani din, inkılap, İngilizce'de daha çok klasik soru tarzına daha fazla ağırlık veriyorlar. İngilizce biraz soru tarzları değişse de temelinde kolay. Böyle uzun uzun kazık kazık, böyle çok fazla zorlayıcı, çok fazla işlemli sorular daha çok matematikte geliyor. Bunu da bilmenizi isteriz arkadaşlar. Evet, günün tavsiyesi dolayısıyla bol bol tekrar ediyoruz. Mutlaka ilk tekrar programımıza yarın itibariyle katılmaya başlayın. Muhteşem bir şekilde Tüm birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Birinci dönem deneyimlerimizden sorular çözeceğiz. Denemelerde hatamız çıktıkça ilk tekrar LGS'de birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımıza da yeni nesil Milliyetin Bakanlığı soru tarzlarında öne geçmek için bu erki dönemde kapsıyor. Muhteşem bir çalışacağız ve artık LGS bizden kaçacak yer arayacak. Asla pes etmeyen birini yenmek çok zordur arkadaşlar. Yani vazgeçtim olmuyorum dersen zaten herkes bunu istiyor zaten. Şu anda bazı arkadaşlarınız aman üf diye vazgeçtiler. Ama sizler İkinci döneme bomba gibi başlamak adına gelin. LGS tekrar programımızda muhteşem bir şekilde bu videoları ücretsiz izleyin. LGS tekrar programımızı ücretsiz kitapçılardan isteyin. Ardından da muhteşem bir şekilde kazanın arkadaşlar. İnşallah hayallerinizdeki lise sizi bekliyordur. Siz de o liseye hazırlık yapın ki o liseye gittiğiniz zaman böyle güçlü bir şekilde ben zaten çalışmıştım, gayret göstermiştim ve buradayım hak ettim diyebilirsiniz. Hadi bakalım şimdiden iyi çalışmalar.